Aslında görmesen dahi o seni görüyor gibi duruşun olmalı. O beni görüyor, ben onun huzurundayım gibi namaz kılınmalı. Beni de seni de hepimizi gören Allah var. Namazdaki halini gören var. Yanlış yerdeki halini gören var. Var mı? İmanımız var buna değil mi? O zaman yanlış yapamazsın. Sevabı günahı yazan melekler var. Var var. Seni takip eden birileri var. Bu imanda olan mümin, bu inançlı olan Müslüman yanlış yerde oturamaz, yanlış yere gidemez. Çünkü melekleri üzer, melekleri rahatsız eder. Aziz cemaat, muhterem müminler, evet ihsan derecesinde, ihsan, beni gören Allah var. O derecede ibadet etmek, hareket etmek, yaşamak. Rabbim bu şuuru, bu imanı, bu ihlası, bu samimiyeti nasip etsin bize. Öyle yaşatsın inşallah. Bak virüsü görmüyoruz. Değil mi? Görmüyoruz virüsü ama görüyormuş. Varmış gibi maskelerimizi takıyoruz. Mesafemizi dikkate alıyoruz. İşte bizi gören Allah var. Onun için dikkat edelim. Gezdiğimiz, dolaştığımız yerler, bulunduğumuz mekanlar, muhterem müminler, aziz cemaat, çocuk konusu işleniyor her hafta. Hazreti Ali radıyallahu anh, çocuklarınızı geleceğe göre yetiştirin buyururken, çocukları büyütemezsiniz çocuklaşmayınca. Oturup onunla oyun oynayacaksın. Oturup onunla ders çalışacaksın. Oturup veyahut da koluna gelip onunla gezeceksin. Osman Gazi Türbesi'ni gezeceksin. Birinci Murat Müdavar Nigar'a gideceksin. Muradiye'ye gideceksin. Evlat, torun, bak. Bizim dedelerimiz buralarda yatıyor. Bu güzel şehri bize bırakan onlar. Tarihini tanıtacaksın, büyüklerini tanıtacaksın. İşte Emir Sultan orada, gel gidelim. Kolundan tutup da götüren var mı acaba? Zaman yok hocam. Çocuklara ayıracak zamanınız yoksa gök kupa başımıza yıkılır ya. Çocuklara ayrılan zaman da iştir, aştır, görevdir. Emir Sultan Hazretleri var. Molla Fenari var, ilk Şeyhülislam. Işığın söndüğü yerde kal, peygamber müjdesine nail olan. Edir Sultan var şehrimizde. Çocuklara bunları göstermezsek, anlatmazsak, nereden güç alacak bunlar? Manevi gücü nereden alacak bunlar? Onun için aziz cemaat, onlarla gezeceğiz. Ormana da gitsek, bir su kenarına da gitsek, o ağacı, o kuşu, o suyu anlatacağız. Allah'ın nimeti diyeceğiz. Evlat, kim yapabilir bunları? Kim verebilir bu güzellikleri? Allah'ın büyüklüğünü onlara yarattıklarında göstereceğiz. Ama biz oturup onlarla, çocuklarla çocuklaşmıyoruz ki. Hıh, dur, sen ne anlarsın? Hıh, daha küçüksün. Bu yaklaşımlar ama zor yani, zor. Yani günümüzde evlat yetiştirmek zor. Aziz cemaat, hayat düşmanlarla vardır. Hayat evlatlar, fitne de olsa mallarla vardır. Hayat, hayat bu. Yaşam bu. Yoksa cennetten fark olmazdı dünyanın. Ölüm de olmazdı. Böyle bir şey yok. Yani zor olacak. Evladı yetiştirmek zor olacak. Bu zora gireceğiz. Yani çocuklarla çocuklaşmayınca onları büyütemezsiniz. Büyümez. Akıl erdiremez bir şey. Düşünemez. Ama oturur yanına. O oyun oynarken sen de oynarsın biraz.
Ders çalışırken ders çalışırsın. Seninle birlikte büyüyüverir. Akıllı düşünür. Ve baba da anne de çocuğun gözünde deldir, del. 10 yaşına kadar. Benim babam var. Ama söylerim ha. Annem var. Hep bunlara dayanır. Arkası bunlara dayanır. Babası çok güçsüz bile olsa. Babası annesi çok fakir bile olsa. Anneme söylerim, babama söylerim bak. Dev gibi görün. Onun için bu yaşta çocuklarınıza iyi örnek olun. Onlarla oturun, konuşun. Ama zor diyorum bak, zor. İşimiz çok. Sonra büyüyemezler. 10 yaşından sonra 15 yaş arasında bazı sözler duymaya başlarsınız. Ya komşunun çocuğu şunu almış, bende niye yok anne? Komşunun arkadaşım, sınıf arkadaşım şuraya gitmişler gezme. Sen ikinci plana atılmaya başlarsın. Dikkate alınmamaya başlarsın. Yani 10, 11, 12 yaşlardan sonra 15 yaşa kadar arkadaş grubu onu baskı altına alır. İşte o zaman kötü alışkanlıklar da olur. İşte o zaman yanlış yollar da olur. Sen onu paylaşmazsan ve o yaşta güzel arkadaşların yanına koymazsan, takibini yapmazsan yanlış arkadaşlar seçebilir. Hep arkadaş kurbanı olur. Sigara içen de, alkol alan da, bağımlı Allah korusun olan da hiç kendi parasıyla kendisi alıp olmamıştır. Hep arkadaş bulmuştur. Onun için 10 ile 15 yaş arası hangi grubun içerisinde hareket ediyor, kiminle geziyor, kiminle dolaşıyor? Buna dikkat edeceğiz. 15 yaşından sonra da daha anlamazsın demeyeceğiz. Evde yapılan şeyler, alınan şeyler, kurulacak efendim bir iş yeri. Evlat gel bakalım senin görüşlerini de alalım. Sen büyüdün artık. Aa, bana değer veriyor baba. Ben adam olmuşum. Ben büyümüşüm. Ama bir bakkala dahi güvenmiyorsa gönderme. Sen beceremezsin. Sen yapamazsın. Hep çocuk kalır, hep beceremez. Onun için o yaşlardan sonra da çocuklarımıza güven vereceğiz. Onlarla birlikte hareket edeceğiz. İstişare edeceğiz. Aziz cemaat, muhterem müminler, Rabbim hepimize hayırlı nesiller, evlatlar ihsan eylesin. Yağmurlar, karlar, kış geldi, geliyor, başladı. Ama şu bir gerçek ki, duyuyorsunuz değil mi? Camimizin bir türlü ihtiyaçları bitmedi, yukarıdan akıyor. Şu köşelere baktığınız zaman, ya buna bir hayır sahibi sizden çıksın, bu güzel hayırı üstünüzü kapatsın. Yani açılacak, tekrar yapılacak. Bu da 15-20 bini bulur herhalde, bir hesap çıkartacaklar inşallah. Bunun için yardımlarınızı talep ediyoruz. Rabbim kabul eylesin. El-Fatiha.